1919 yılını anlamak, Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl bir paylaşım savaşı olduğunu anlamaktır. Osmanlı topraklarının, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, galip devletlerce nasıl paylaşıldığını, Sevr Anlaşması'nı zorla kabul ettirmek için Yunanistan'ın Anadolu'ya nasıl saldırtıldığını anlamaktır. 1920 yılını anlamak, İngiltere Başbakanı Lloyd George'un Türkiye öldü dediği o felaketin içinden nasıl bir kurtuluş mucizesinin başarıldığını anlamaktır. Diyebiliriz ki Türkiye'nin en karanlık günleri 1919'da yaşandı. Bağımsız Türkiye'nin ışığı 1920'de Ankara'dan yükseldi. Ekim 1918 akşamı Mondros Mütarekesi'ni imzalayan Bahriye Nazırı Rauf Bey, Dışişleri Müsteşarı Reşat Hikmet Bey ve Kurmay Yarbay Sadullah Bey, mütarekeyi hem endişe hem ümitle imzalamışlardı. Endişeyle, çünkü Trakya sınırındaki İngiliz-Fransız ordusunun İstanbul'a yürümesinden kaygılıydılar. Müzakereleri yürüten İngiliz Amiral Calthrop, ateşkes görüşmelerinde bu tehdidi hissettirmişti. Ümitliydiler, çünkü görüşmelerde İngilizler nazik davrandıkları gibi mütareke taslağında Türklerin istediği yönde bazı yumuşatmalar da yapmışlardı. Rauf Bey ve arkadaşları, demek ki İngiltere iyi niyetli diye ümitlenmişlerdi. Mondros'ta işgale ilişkin maddelerde önemli bir değişiklik yaptıramayan Türkiye heyeti, başka konularda bazı önemli yumuşatmalar yapılmasını sağlamıştı. Şöyle ki, mütareke taslağında İstanbul'un itiraf devletlerinin deniz üssü olması isteniliyordu. Türkiye heyeti itirazla bunu metinden çıkarttırdı. Taslakta Osmanlı'ya ait telsiz ve kablolu telgraf hatlarının ve demir yollarının tamamen itiraf devletlerinin yönetimine verilmesi yönünde maddeler vardı. Türkiye heyetinin ısrarıyla bunların yönetimi Osmanlı'da kaldı. İtilaf devletlerine denetim yetkisi verildi. Arap topraklarında olduğu gibi Çukurova'da da Türk ordusunun itilaf devletlerine teslim olması öngörülüyordu. Çukurova mütareke metninden çıkarıldı. Yine taslakta Arap topraklarında Türk askerlerinin yakınındaki İngilizlere veya Şerif Hüseyin'in kuvvetlerine teslim olması öngörülüyordu. Türkiye heyetinin ısrarı üzerine Şerif Hüseyin'in Arap kuvvetleri mütareke metninden çıkarıldı. Mütareke taslağında Osmanlı'da görevli Alman ve Avusturyalı asker ve memurların Osmanlı makamlarınca tutuklanarak İngilizlere teslimi isteniyordu. Bunu harpteki silah arkadaşlığı onuruna aykırı bulan Rauf Bey ve arkadaşları şiddetle reddetti. Alman ve Avusturyalı askerlerin İngilizlere teslim edilmeden ülkelerine gönderilmesi kabul edildi. Amiral Calthrop, Türklerin silah arkadaşlığı konusundaki bu titizliğini tebrik etti. Hem bu yumuşatmalar hem de geçen bölümde anlattığımız işgallerle ilgili maddelerde ufak rötuşlar yapılması, Türk heyetinde İngilizlerin aşırıya gitmeyeceği ümidini yaratmıştı. Daha da önemlisi, Amiral Calthrop'un Rauf Bey'e verdiği resmen imzalanmış gizli mektupta bazı vaatlerde bulunmasıdır. Mektubun hikayesi şöyle. Türk heyeti müzakerelerde bazı konularda çok kararlı davranmıştı. Mesela İstanbul ve Çanakkale istihkamlarına girecek olan İngiliz ve Fransız askerlerinin yanında Yunan ve İtalyan askerleri olmamalı, bir miktar Türk askeri ise mutlaka bulunmalıydı. İstihkamlar dışında İstanbul işgal edilmemeliydi.
Yunan gemileri İstanbul ve İzmir'e gelmemeliydi. Türkler bu konularda ısrarlıydılar. Müzakereler bu mevzularda tıkanma noktasına geldiğinde Kaltrop'un bir mektupla bu konularda yazılı taahhütte bulunması kararlaştırılmıştı. Mütareke metnine imzalar atıldıktan sonra Kaltorp bu mektubu Rauf Bey'e verdi. Amiral Kaltorp'un Agamemnon zırhlısında 30 Ekim akşamı imzalar atıldıktan sonra imzalayıp Rauf Bey'e verdiği mektubun ilk cümlesi şöyleydi. Müttefiklerle Türkiye arasında akdedilen mütarekenin birinci maddesine uygun olarak Çanakkale ve Karadeniz boğazlarındaki kalelerin işgaline yalnız Britanya ve Fransa birliklerinin katılacağına dair size teminat vermem için Britanya hükümeti bana yetki verdi. Kaltorp'un hükümeti adına güvence verdiği tek konu buydu. Verdiği teminat sadece boğazlardaki istihkamlar işgal edildiğinde Yunan askerlerinin istihkamlara girmeyeceğine dairdi. Bunun dışındaki konularda Kaltorp hükümeti adına güvence vermiyor, Türklerin ısrarlı taleplerini Londra'ya bildireceğini söylemekle yetiniyordu. Bu hususlar şunlardı. İstihkamlar işgal edildiğinde az sayıda Türk askerinin yerinde kalmasına müsaade edilmesini hükümetime kuvvetle tavsiye ettim. Bugünkü şartlarda mümkün olursa hiçbir Yunan harp gemisinin İstanbul ve İzmir'e gitmemesi konusundaki azimkar arzunuzu ve gerekçelerinizi hükümetime ilettim. Türk hükümetinin asayişi sağlamada ve müttefiklerin vatandaşlarıyla mallarını korumada acz göstermesi gibi belirli zorunluluklar zuhur etmedikçe İstanbul'un işgal edilmemesi hususundaki kuvvetli talebinizi hükümetime bildirdim. Amiral Kaltorp son paragrafta Türkiye heyetinin bu mektubun yalnız padişah ve sadrazama bildirileceğini kendisine taahhüt ettiğini hatırlatıyordu. Amiral İngiliz hükümetine yazdığı bir telgrafı da Rauf Bey'e verdi. Buna göre seyir-i sefere açılan boğazlardan Yunan gemileri geçerse bu geçişler gece vakti olacaktı. Yunan gemileri İstanbul'da demirlemeyecekler, doğruca Karadeniz'e geçeceklerdi. Fakat bu da bir taahhüt değil, Kaltorp'un kendi hükümetine ilettiği bir temenniden ibaretti. Mondros mütarekesi 31 Ekim Perşembe günü öğlen saat 12'de bütün cephelerde karşılıklı ateş kesilmesiyle yürürlüğe girdi. 3 Kasım'da Takvim-i Vekai'de yani resmi gazetede yayınlandı. 1 Kasım günü İngiliz hükümetiyle Amiral Kaltorp arasında çok ilginç bir telgraflaşma oldu. Kaltorp, mütarekede İstanbul'un işgaline dair bir madde bulunmadığını Londra'ya bildirdi. Gerçekten de mütareke metninde sadece boğazlardaki istihkamların işgalinden bahsediliyordu. İngiliz savaş kabinesi ise cevabi telgrafında İstanbul'u işgal yetkisinin bulunduğu konusunda ısrar etti. İstanbul'un işgal edilmeyeceğine dair Türklere herhangi bir güvence verilmemesi için de Kaltorp'u uyardı. Bununla da kalmadı. Yunan gemilerinin İstanbul'a sokulmaması yönündeki Türk ricasının kabul edilemeyeceğini de Amiral Kaltorp'a bildirdi. Kaltorp'un Rauf Bey'e verdiği mektup daha mürekkebi kurumadan geçersiz kalmıştı. Dahası 1 Kasım'da Irak'taki İngiliz Kuvvetleri Kumandanı General Marshall, Mondros Mütarekesi hükümlerine aykırı olarak Musul'un işgali için ordusuna emir verdi. Hükümette ve basında silahlar sustuğu için bir ferahlama duygusu vardı. Britanya cephesindeki gelişmelerden henüz kimsenin haberi yoktu. Dışişleri Bakanı Nabi Bey, 1 Kasım günü basına verdiği beyanatta, mütareke Osmanlı Devleti'nin hükümranlık haklarına dokunmadı diye konuştu. Gazetelerde ihtiyatlı bir iyimserlik vardı. 1 Kasım 1918 tarihli Tasvir-i Efkar gazetesi, ışıklar ve çiçeklerle süslü bir çerçeve içinde mütareke imza olunmuştur haberini veriyor. Fakat yandaki sütunda Ziya Paşa'nın şu beytini yayınlıyordu.
Eyvah, bu Bağziçe'de bizler yine yandık. Zira ki ziyan ortada, bilmem ne kazandık. Tasvir-i Efkar gazetesi ertesi günde Mütareke ve Sonuçları manşetiyle çıktı. Gazete manşetin sağında hücum halinde harbe giren sağlıklı bir Osmanlı askerinin, solunda ise yaralı, koltuk değneğiyle yürüyen bir Osmanlı askerinin çizimini veriyordu. Rauf Bey ve arkadaşları 1 Kasım Cuma günü öğleden sonra İstanbul'a ulaştılar. Doğruca İspanyol nezlesinden hasta yatan Sadrazam İzzet Paşa'nın konağına gittiler. Mütareke ve Amiral Kaltorp'un mektubu hakkında bilgi verdiler. Sadrazam da Rauf Bey ve arkadaşları gibi iyimserdi. Rauf, Reşat Hikmet ve Sadullah Beyler Sadrazam'ın tavsiyesiyle oradan saraya giderek Vahdettin'e bilgi vermek istediler. Fakat Vahdettin onları bir hayli beklettikten sonra sarayın mali işlerine bakan Refik Bey'le haber gönderdi. Zat-ı Şahane, yani padişah, "Yorgunum, bugün görüşemeyeceğim," diyordu. Rauf Bey, Mondros mütarekesi hakkında Refik Bey'e kısaca bilgi vererek arkadaşlarıyla birlikte saraydan ayrıldı. Sarayın genel sekreteri Lütfi Simavi Bey'e göre Vahdettin, Mondros'a delege olarak damadı Ferit Paşa'nın gönderilmemesine sinirlenmişti. Padişah Rauf Bey'i ancak 8 Kasım Cuma namazının ardından kabul etti. Bu görüşmede Rauf Bey'in Balkan Harbi'nde Hamidiye zırhlısının süvarisi olarak gösterdiği kahramanlığı övdü. Damat Ferit'i kendisinin de pek sevmediğini söyledi. Mondros mütarekesi hakkında Rauf Bey'in verdiği bilgileri sessizce dinledi. Sonra tam da ayrılacakları sırada hırçın bir tavırla Rauf Bey'e şu sözleri söyledi. "Beyefendi, ortada bir millet var, koyun sürüsü. İdaresi için bir çoban lazım. O da benim." Bahriye Nazırı Rauf Bey anılarında maksadı buymuş, anlaşıldı. "Donmuş kalmıştım," diye yazar. Rauf Bey İstanbul'a döndüğünde çeşitli gazetelere açıklamalar yaptı. Ahmet Emin Yalman'ın çıkardığı Vakit gazetesi 2 Kasım günü Rauf Bey'in açıklamalarını fotoğrafıyla birlikte manşetten verdi. Haberin ara başlıkları şöyleydi. Bahriye Nazırı Rauf Bey'le mülakat. "Mütareke şartları ilk zannolunduğundan çok iyi. Katiyen işgal yok. Mütareke metni bugün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra ilan edilecek. Delegelerimize gösterilen hüsnü kabul, samimiyet. Şu 2-3 gün zarfında boğazlardan İngiliz gemilerinin geçmesi beklenmiyor." Gazete Rauf Bey'in söylediklerini şöyle yorumlayarak okurlarına duyuruyordu. Bu meyanda en şayanı dikkat olan şehit, İstanbul'a hiçbir şekilde ve tarzda itilaf askerlerinin gelmeyeceğidir. Bu bapta hepimiz müsteri olabiliriz. Vaktinden evvel sevilen ve türlü türlü hayallere kapılan kötü fikir ve niyet erbabına utanmak düşecektir. Tasvir-i Efkar gazetesi de 2 Kasım günü Rauf Bey'in açıklamalarını manşetten verdi. Habere göre Rauf Bey, itilaf devletlerinin yapacağı işgallerin güvenlik endişesiyle sınırlı kalacağını ifade ederek şunları söylemişti. "Akdine muvaffak olduğum mütarekede bende hasıl olmuş olan bir kanaat varsa, istikbalimiz, atimiz, kalkınma ve gelişmemiz bence emindir. İnşallah barış müzakerelerinin neticesi de toprak bütünlüğümüzün tamamen temini olacağına kanaat ve imanım vardır." Rauf Bey'in ve Osmanlı hükümetinin bu iyimserliği çok sürmeyecekti. Fakat o aşamada böylesine iyimserdiler. İsmet İnönü, yıllar sonra hatıralarında Mondros mütarekesinin bu ilk günlerindeki psikolojik ortamı şöyle anlatır. "Hatırladığıma göre İstanbul'da mütarekenin resmi çevrelerde ve onunla ilgili çevrelerde yaptığı ilk tesir çok iyi olmuştur. Umumi kanaat, Mondros mütarekesinin korkulan, elverişsiz ve tehlikeli bir mahiyetten uzak ve oldukça müsait telakki edilecek bir karakter taşıdığı merkezindeydi. Herkes mütarekeyi bir başarı addediyor
ve müttefiklerin Osmanlı Devleti'ne karşı müsait bir davranışı sayıyordu. Gerçekten mütareke metni okunduğu zaman açık ifadeyle göze batacak mahsurlar taşımadığı izlenimi uyanıyordu. İstanbul'daki siyasi çevrelerde müttefiklerin stratejik güvenlik gerekçesiyle istedikleri her yeri işgal edebileceğine ilişkin 7. maddeye de, Toros tünellerinin işgaline dair 12. maddeye de, Çukurova'daki Türk askerlerinin geri çekilmesini öngören 16. maddeye de iyi niyetle, biraz da safiyane duygularla bakılıyordu. İsmet İnönü anılarında bu durumu şöyle anlatır. İleride mütarekenin tatbikatı esnasında memleketin canını yakmış olan esaslı maddeler, çok kapalı ve aynı zamanda her türlü tefsire müsait bir şekilde kaleme alınmıştı. Mütareke metni içinde, fena niyetle kullanılırsa son derece zarar verecek manalı maddeler vardı. Bunlar kapalı ve müphem bir ifade taşıyordu. Türk tarafı İngilizlerin iyi niyetli olduğuna inanmıştı. Fakat İngiliz siyasetçileri hiç de iyi niyetli değillerdi. Mütareke imzalandıktan sonra İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Balfour'un Amiral Calthorpe'a gönderdiği 6 maddelik talimatın özeti şuydu. Barış anlaşması imzalanıncaya kadar Türklerden gelen misafirperverlik teklifleri reddedilecek, Türklere soğuk davranılacaktır. İşgal kuvvetleri Türklerle resmi görüşmeler dışında münasebet kurmayacaklardır. Mondros'taki sıcak tavrın yerini soğuk ve mesafeli bir duruş aldığı gibi işgal kuvvetleri terimi kullanılıyordu. Lord Balfour, Amiral Calthorpe'a bir de mektup yazarak Türklerle kurulacak ilişkiler hakkında yeni talimatlar verdi. Balfour mektubunda Türklerin kesin mağlup olduğunu ve kayıtsız şartsız teslim olduklarını İslam dünyasına, özellikle İngiliz İmparatorluğu'nun tebaası olan Hint ve Mısır Müslümanlarına göstermek gerektiğini söylüyordu. Türkler mağlup olmayıp İngiltere ile kendi rızalarıyla uzlaşma yaptıkları görüntüsünü İslam dünyasında yaymak için ellerinden geleni yapacaklardır. Mondros mütarekesinin kendileri için müsait olduğunu zaten iddia ediyorlar. 1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan edildiğinde de İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey, İstanbul'daki İngiltere Büyükelçisi Gerard Lowther'ı uyarmıştı. Türkler parlamenter demokraside başarılı olurlarsa sömürgemiz olan Hint ve Mısır Müslümanları da parlamento isterler diye. İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu'na yaklaşımı buydu. Ve aradan geçen 10 yıl hiçbir şeyi değiştirmemişti. İstanbul'da hükümet, aydınlar ve halk savaşın bitmesinin rehaveti ve İngiliz dostluğu umuduyla avunurken, İç politika çok geçmeden krizden krize sürüklenecekti. Birinci Dünya Savaşı boyunca iktidarda olan İttihat ve Terakki Partisi 1 Kasım günü son kongresini topladı. İttihatçı hükümet mütarekeden kısa bir süre önce istifa etmişti. 130 delegenin katıldığı 1 Kasım'daki kongrede Genel Başkan Talat Paşa uzun bir konuşma yaptı. Tarihçiler kongrenin ve Talat Paşa'nın konuşmasının yenilgi, matem ve şaşkınlık havası içinde olduğunu anlatır. Talat Paşa konuşmasında meşrutiyetten başlayarak İttihat ve Terakki'nin izlediği siyaset hakkında bilgi verdi. Başlangıçta İngiliz dostluğuna ateşli emellerle inandıklarını, fakat İngiltere'nin Rusya ile ittifak yaptığını, Rus tehdidi karşısında Almanya ile ittifak yapmaya mecbur kaldıklarını anlattı. Osmanlı'nın harbe girişindeki sorumluluğu isim vermeden Enver Paşa'ya attı. Amiral Suşo'nun Karadeniz'deki Rus hedeflerini bombalayarak Osmanlı'yı savaşa sokmasını kendisinin sonradan öğrendiğini söyledi. Harpte türlü türlü yolsuzluklar oldu diyen Talat Paşa, bunları harp içinde soruşturamadıklarını, bunun siyasi sorumluluğunu yüklendiklerini vurguladı. Talat Paşa, parti yönetimindeki arkadaşlarıyla birlikte İttihat ve Terakki yönetiminden istifa ettiklerini de şu sözlerle ilan etti. Aynı zamanda genel merkez olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin sevk ve idare mevkiinden de heyet olarak istifa ediyoruz. Ve cemiyeti gerçek ve meşru sahibi olan kongre heyetine terk ve tevdi ediyoruz.
İttihat ve Terakki Kongresi 5 gün devam etti. Parti kongrede kendini fesih kararı aldı. Talat Paşa'nın kongrenin açılış konuşmasını yaptığı 1 Kasım Cuma gününün akşamında İttihatçı liderler bir Alman savaş gemisiyle gizlice yurt dışına kaçtılar. Kaçanlar 9 kişiydiler. Talat, Enver, Cemal Paşalar, Beyrut eski valisi Cemal Azmi, İstanbul eski emniyet müdürü Bedri, İttihat ve Terakki'nin güçlü adamlarından Doktor Nazım, Bahattin Şakir ve Rüsuhi Bey. Ne var ki ne İttihatçı liderlerin yurt dışına kaçışı ve ne de İttihat ve Terakki'nin kendini feshetme kararı imparatorluğun üzerindeki kara bulutları dağıtmaya yetmedi. İttihatçı liderlerin yurt dışına kaçtıkları ancak 2 gün sonra öğrenildi. 4 Kasım'dan itibaren bütün basında firari paşalar başlıklı haberlerle müthiş bir eleştiri kampanyası başladı. İttihat ve Terakki iktidardayken muhalif olmak vatan hainliğiydi. İttihatçılar muhalefeti vatan hainliği suçlamalarıyla ezmişlerdi. Şimdi ise İttihat ve Terakki yanlısı olmak vatan hainliği olmuştu. Bu çatışmacı siyaset kültürünü dönemin tanığı olan gazeteci Ahmet Emin Yalman şöyle anlatır. Harpteki yolsuzluklardan mesul olan partiye karşı umumi efkarda şiddetli bir tepki vardı. İttihatçı kelimesi adeta vatan haini manasına geliyordu. Halk olup bitenlerden o kadar bezmişti ki vatan millet lafını edenler için içinden yakalayın iddiatçıdır demek geliyordu. İttihatçı liderlerin yurt dışına kaçmalarının nedeni yalnızca ülke içindeki bu şiddetli tepkiden çekinmeleri değildi. İstanbul'u işgal edecek olan İtilaf Devletleri tarafından kurulacak uluslararası mahkemede harp suçlusu olarak yargılanmaktan da korkuyorlardı. Bunun için kaçmışlardı. Roma Büyükelçisi Galip Kemali Bey, aylar önce İtilaf Devletleri'nin İttihatçı liderleri yargılamakta kararlı olduğunu Sadrazam Talat Paşa'ya bildirmişti. İttihat ve Terakki'nin iktidarında partili olup nimet peşinde koşanlar şimdi partili erkenden kaçıyordu. Dönemin tanığı gazetecilerden Ziya Şakir bu durumu şöyle anlatır. İttihat ve Terakki kulüpleri birdenbire suyu çekilmiş ve müşterisi tükenmiş değirmenlere benzemişti. Daha dün sokakta tesadüf ettikleri İttihat ve Terakki erkanını uzaktan görür görmez el pençe divan durarak hürmetle tazimle etek öpenler ve bunu da büyük bir şeref olmak üzere herkese göstermek isteyenler bugün aynı zevata rast gelmekten korkuyorlar. Şayet rast gelseler bile yan sokaklara sapıyorlar, önlerine gelen dükkanlara dalıyorlardı. Ziya Şakir geriye öz ittihatçıların kaldığını belirtir. Bu kadro milli mücadeleye büyük çapta katılacaktır. Bunlar ordu ve bürokraside hala güçlüydüler. İttihat ve Terakki'nin kendini feshetmesi ve büyük prestij kaybına uğramasıyla parlamento içinde ve dışında birçok parti ortaya çıkmış, ülke bir felaketin içindeyken siyasi kavgalar kızışmıştı. İzzet Paşa hükümetine saldırılar da artmıştı. Ayan yani senato üyesi olan damat Ferit Paşa, İzzet Paşa hükümetinin ateşli düşmanlarından biriydi. Gittiği yerlerde İzzet Paşa kabinesi Rum unsurunu katliama hazırlıyor söylentisini yayıyordu. Böyle bir şey İtilaf Devletleri'nin işgalleri için gerekçe olabilirdi. 1918 Kasım'ında Mebusan Meclisi'nde savaş sırasındaki İttihatçı hükümetlerin Yüce Divan'a gönderilmesi için 4 önerge verildi. Müslüman ve Türk milletvekillerinin yanı sıra Rum ve Ermeni mebuslar da savaş dönemindeki hükümetlerin Yüce Divan'a gönderilerek hesap sorulmasını istiyorlardı. Bahattin vakit kaybetmeden İzzet Paşa hükümetindeki Vakıflar Bakanı Abdurrahman Şeref Bey'i saraya çağırdı. Kamuoyunun hükümette iddiaçı bakan istemediğini söyleyerek İzzet Paşa'nın bu sorunu çözmesini söyledi. Aksi halde bu bakanları
padişah olarak kendisinin azledeceğini de bildirdi. Hükümette eski sadrazam Talat Paşa'nın isteğiyle kabineye alınmış iki iddiaçı bakan vardı. Cavit Bey Maliye Bakanı'ydı, eski Şeyhülislam Hayri Efendi de Adalet Bakanı'ydı. Bunlardan başka Bahriye Bakanı Rauf Bey iddiaççı olarak bilindiği gibi İçişleri Bakanı Fethi Bey, Fethi Okyar da yakın zamana kadar iddiaççıydı. Sadrazam İzzet Paşa padişahın bu baskısına boyun eğmedi. 8 Kasım'da istifa etti. İstifa dilekçesinde Bakanlar Kurulu'na padişahın karışmasının, üstelik de bakan azletmesinin kanuni esasiye yani anayasaya aykırı olduğunu yazdı. İzzet Paşa'nın istifasındaki bu bölüm şöyleydi. Hükümet başkanına ait olan sorumluluğun bir takım kısıtlar ve şartlar koyarak sınırlanmasının, hükümlerine uymaya yemin ettiğimiz anayasayla kabili telif görmemekteyiz. Böylece İzzet Paşa'nın 25 günlük sadrazamlığı sona erdi. Vahdettin yeni hükümeti 11 Kasım'da Tevfik Paşa'yı kurdurdu. Gazeteci Ahmet Emin Yalman'ın değerlendirmesi şöyleydi. Ahmet İzzet Paşa'nın başkanlığındaki kabine bu tehlikeli devirde memleketin kaderini şerefle, vakarla temsil ediyor ve kötü akışlara az çok siper oluyordu. Çökmekte olan devlet şimdi bir de uzun süreli hükümet krizleri girdabına giriyordu. Ülkenin tek teşkilatlı partisi İttihat ve Terakki savaşla birlikte çökmüştü. Fakat ülkeyi yönetebilecek başka bir siyasi güç, güçlü bir siyasi parti yoktu. Talat Paşa gazeteci Ahmet Emin Yalman'a Ekim ayında şöyle demişti. Harbi kaybettik. Yarın meçhul ihtimallerle doludur. Çok hata işledik. Bunların en büyüğü de bir felaket dakikasında yerimizi alacak ve memleketi karışıklıktan koruyacak namuslu bir muhalefetin vakit ve zamanıyla ortaya çıkmasına, halkın sevgisini üstüne toplamasına meydan bırakmamamızdır. Hatalarımız bulunmakla beraber memleket sevgimizin kuvvetli olduğunu, bir takım riskleri milli endişelerle göze aldığımızı, sonra ipin ucunu elden kaçırdığımızı bilirsin. İzzet Paşa hükümetini istifaya zorlayan Vahdettin, yeni hükümeti kurma görevini Tevfik Paşa'ya verdi. Dönemin tanığı diplomat Ali Fuat Türk geldi, Tevfik Paşa'nın şahsen namuslu ve muhterem bir zat olduğunu, fakat aciz bir kabine kurduğunu şöyle anlatır. Memleketi müdafaa ile mükellef olan kabine, türdeş olmayan bir karma olup yabancılara karşı hiçbir mevcudiyet gösterememekteydi. Mondros mütarekesi istismar edilerek yapılacak askeri işgaller bu sancılı dönemde gelişti. Bunlar mütarekeye uygun olarak belirli yerlerde denetim ve silahsızlandırma maksadıyla galip devletlerin askeri birliklerinin bulunmasını aşan işgal ve sınır değiştirme hareketleriydi. 3 Kasım 1918 Musul'un işgali. Mütareke imzalandığında Musul Ali İhsan Paşa komandasındaki 6. Ordu'nun elindeydi. Mütarekede Musul'un işgalinden bahsedilmediği halde İngiliz General Marshall 1 Kasım'da Ali İhsan Paşa'dan Musul'un teslimini istedi. Ali İhsan Paşa bunu reddetti. İngiliz ordusu 3 Kasım'da Musul'u işgale başladı. Sadrazam Ahmet İzzet Paşa hükümetinin siyasi girişimleri ve Ali İhsan Paşa'nın direnişi bir sonuç vermedi. Sadrazam İzzet Paşa Musul'un işgal edilmesinin mütarekeye aykırı olduğunu vurgulayarak direnilmesini fakat silahlı çatışmadan kaçınılmasını istedi. Öte yandan mütarekenin ihlal edildiğini Amiral Kaltorp'a iletti. Oysa Kaltorp'a daha önce Londra'dan gelen emirde mütarekenin 7. maddesine göre Musul'un işgal edilebileceği bildirilmişti. Aslında bu maddeye göre müttefikler ancak güvenliklerini tehdit edebilecek bir vaziyet ortaya çıkarsa stratejik yerleri işgal edebilecekti. Galip İngiliz ordusuna Musul'daki Osmanlı ordusundan hiçbir tehdit yoktu. Ne var ki Musul dahil bütün işgallerde galiplere karşı hiçbir tehdit olmadığı halde bu madde bahane edilecekti. Tarihçi Miriam Kent, İngilizlerin Musul'u alelacele işgal ettiklerini, amaçlarının petrol rezervlerine bir an önce el koymak olduğunu belirtir.
Ali İhsan Paşa mecburen çekildi. 9 Kasım'da Musul hükümet konağındaki Türk bayrağı indirilerek yerine İngiliz bayrağı çekildi. Ali İhsan Paşa İstanbul'a gittiğinde Haydarpaşa Limanı'nda İngilizler tarafından tutuklanarak Malta Adası'na sürülecekti. 5 Kasım 1918 İskenderun'un işgali. 7. madde bahanesi İskenderun'da da uygulandı. İngiliz Mareşal Allenby, Suriye'deki ordularına malzeme taşıma gerekçesiyle İskenderun'un işgalini emretti. Yıldırım Orduları Komutanı Mustafa Kemal Paşa, İngilizlerin bu isteğini reddetti ve emrindeki 7. Ordu'ya İngilizler işgale kalkarsa silahla karşı konulması için emir verdi. Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, mütareke şartlarına göre İtilaf Devletleri'nin İskenderun Limanı'ndaki torpilleri tarayabileceklerini ama şehri işgal edemeyeceklerini bildirdi. Fakat Mustafa Kemal Paşa'ya üzerinize ateş edilse dahi karşılık vermeyin, sadece resmen protesto edin diye emir verdi. İzzet Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya yolladığı telgrafta İngiliz ordusuna karşı koyacak askeri gücün bulunmadığını, çatışma çıkarsa mütarekenin bozulacağını, bunun devlete zarar vereceğini anlatıyordu. Sadrazamın telgrafı üzerine Mustafa Kemal, İngilizlere silahla karşı konulması yolundaki emrini geri aldı. Öte yandan Sadrazam'a yolladığı telgrafta İngilizlerin asıl amacının Toros tünellerini ve Adana'yı almak olduğunu bildirdi. Mustafa Kemal'in Mondros mütarekesine yaptığı eleştirileri gelecek bölümde anlatacağız. 9 Kasım'da İngilizler İskenderun ve Antakya'ya asker çıkardılar. 10 Kasım'da Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı hükümet tarafından lağvedildi. İzzet Paşa Mustafa Kemal Paşa'yı bakanlık emrini alarak İstanbul'a çağırdı. Adana'da kumandayı Albay Nihat Bey'e devreden Mustafa Kemal aynı günün akşamı başkente hareket etti. 13 Kasım 1918 İstanbul'un işgali. Mondros Mütarekesi'nin 1. maddesi sadece Boğazlar'daki istihkamların işgalini öngörüyordu. 7. madde ise müttefiklerin güvenliklerini tehdit edecek bir vaziyet ortaya çıkarsa stratejik noktaları işgalden bahsediyordu. Boğazlar'daki istihkamlara el koyduktan sonra İstanbul şehrini işgal etmek için hiçbir sebep yoktu. Bu işgal de öncekiler gibi Mondros Mütarekesi'nin ihlaliydi. Rauf Bey, Sadrazam İzzet Paşa'nın talimatıyla bunu önlemek için diplomatik girişimlerde bulundu. Deniz Yüzbaşısı Şevket Bey, 6 Kasım'da Mondros Limanı'na giderek Amiral Kaltorp'la defalarca görüştü. Mütareke şartlarını Yunan ve İtalyan gemilerinin İstanbul'a girmemesi gerektiğini hatırlattı. Amiral Kaltorp'un cevabı soğuk ve katıydı. Hükümetinden emir aldım. Yunan gemilerinin İstanbul'a girmesini engelleyemem. İtilaf donanması sabah 9'da İstanbul'a gelecek, saat 13'te İzmir Limanı'na gidip demirleyecektir. Kaltorp endişeleri büsbütün artıracak bir haber de vermişti. Yunan gemileri benim emrimde değil. Yunanlılar Londra'da yapacakları görüşmelerde bu tertibatı değiştirebilirler. Gidişatın beklentiler doğrultusunda olmayacağı anlaşılmıştı. İzzet Paşa hükümeti İstanbul'un işgalini önlemek için İstanbul'da ve Mondros'ta yaptığı teşebbüslerle çok uğraşmış fakat bir sonuç alamamıştı. Trakya'da 4000 kişilik bir Fransız kuvveti Meriç Nehri'ni aşarak Uzunköprü'ye girmişti. Bu Fransız kuvveti sonraki günlerde İstanbul'da Bakırköy'e vararak Reşadiye Kışlası'na yerleşecekti. 8 Kasım günü Galata Rıhtımı'na yanaşan Fransız gemisinden inen 4 Fransız subayı Beyoğlu'ndaki büyükelçiliklerine gitmek için gösterişli bir şekilde yürüyüş yaptılar. Azınlıklar Beyoğlu Caddesi'ni yabancı bayraklarla donatmışlar, Fransız subaylarını alkışlıyorlardı. Aynı gün İngiliz irtibat subayları Yarbay Murphy ve Deniz Binbaşı Chilton karaya çıktılar. Daha önemli gelişme, Amiral Kaltorp'un İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri, Amiral Amin'in Fransız Yüksek Komiseri olarak atanmalarıydı. İtalyan Yüksek Komiseri de Consforza olacaktı. Bu gelişmeler İstanbul'un işgalinin uzun süreli olarak ve sadece askeri değil, siyasi ve idari işleri de kontrol altına almak üzere planlandığını gösteriyordu. 13 Kasım'da İtilaf Devletleri'nin harp gemileri İstanbul'a girdi. Dolmabahçe önünde demirlediler.
Sonradan gelenlerle birlikte 67 İngiliz, 22 Fransız, 10 İtalyan ve bir de Yunan harp gemisiyle İstanbul'a asker çıkardılar. Filolardan karaya çoğu piyade ve bir kısmı süvari ve topçu olmak üzere 3500 kişilik bir kuvvet çıkarılmıştı. 2000 asker Beyoğlu bölgesindeki kışlalarla yabancı okul, hastane gibi müesseselere ve bazı otellerle özel binalara yerleşti. 1500 İngiliz askeri de Rumeli Kavağı, Yeni Mahalle ve Büyükdere'den Bebek semtine kadar uzanan sahaya yayıldı. Musul, Antakya ve İstanbul'un işgali Mondros Mütarekesi'ne o kadar aykırıydı ki, tarihçi Given Dyer, mütarekeyi imzalayan Amiral Kaltorp'un bile bu işgalleri ilk aşamada aklının almadığını belirtir. Tüm gazeteler işgal gemilerinin fotoğraflarıyla birlikte haberi manşetten verdiler. Ebu Ziyazade Velid Bey'in Tasvir-i Efkar gazetesi, İtilaf Donanması limanımızda başlığı altında İtilaf Donanması dün gamlı bir havada İstanbul'a gelmiştir diyordu. Averof adlı Yunan zırhlısının da işgal filosunda yer aldığını belirten gazete şöyle yazıyordu. Kötü idareleriyle bize bugünleri idrak ettiren Talat ve Enver Paşalarla onların içimizde bıraktıkları uyruk ve medafilerine ithaf. Gazete ayrıca Averof gemisi bandosunun Rumların ruhunu okşayan havalar çaldığını ve Rumların da Yunan bayraklarıyla tezahürat yaptığını yazıyordu. Ahmet Emin Yalman'ın Vakit gazetesi, İtilaf Donanması'nın geliş ve dönüşü, Amiral Kaltorp bugün geliyor başlığı altında bol fotoğraflı haberinde kuvayi işgaliye yani işgal kuvvetleri terimini kullanıyordu. Gazete Osmanlı hükümeti adına dışişleri, harbiye ve denizcilik bakanlıklarından bazı yüksek bürokratların isimlerini veriyor. Bunların işgalci filonun amiral gemisi Agamemnon'a giderek işgalci komutanlara hoş geldiniz dediklerini haber veriyordu. Tevfik Paşa hükümetinin bakanları yabancı komutanlara işgale değil de adeta nezaket ziyaretine gelmişler gibi davranıyordu. Diğer gazetelerde başkent İstanbul'un işgalini hüzünlü bir dille haber veriyor, Yunan gemisi Averof'un da geldiğini bilhassa vurguluyorlardı. İstanbul'da bulunan Alman general Liman von Sanders anılarında o günleri şöyle anlatır. İngiliz ve Fransız birlikleri karaya çıktı. Düşman askerlerinin İstanbul'a girmesi üzerine Beyoğlu bir Türk şehrinden çok bir Rum şehri manzarasını almıştı. Evlerin çoğuna Yunan bayrakları asmışlardı. Bando eşliğinde geçen itilaf askerlerinin önünde bir levanten yürüyor, subay ve erlere çiçek atıyor, sevinç çığlıkları atarak şapkalarını havaya fırlatıyor, birbirleriyle kucaklaşıp sevgi gösterilerinde bulunarak yürüyorlardı. Türklerin tepkisini en çok Yunan askerleri çekmiş, işgal kuvvetlerine en çok tezahüratı da Rumlar yapmıştı. Yunan amirali Kakolidi, Beyoğlu'ndaki Rum kulübünde 18 Kasım'da bir konuşma yaptı. Beyoğlu'nun galip devletlerin bayrak deryasına gömüldüğünü yazan Alman tarihçi Gotthard Jaschke, amiral Kakolidi'nin şu sözlerini aktarır. Türkiye'deki Yunanlılara ana vatanın selamını getirmek şerefine kavuşmaktan dolayı emrimdeki subay ve erler iftihar duymaktadır. Yunan hükümeti size Yunan bayrağını getirmeyi başarmıştır. Gotthard Jaschke Yunan amiralinin bu sözleri söyleyecek kadar ileri gittiğini vurgular. Başta Sirkeci Garı olmak üzere tren istasyonlarına, yol kavaklarına, önemli kamu binalarına işgal askerleri yerleşmişti. Bazı konakların sahipleri dışarı atılmış, bu binalara işgal kumandanları yerleşmişti. Türk subay ve polisler en ufak bahanelerle tutuklanıyordu. Tevfik Paşa hükümetinin Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa bu olanların mütareke hükümlerine aykırı olduğunu söylediğinde İngiliz Yüksek Komiser Vekili Amiral Webb şu cümleyle onun sözünü kesti. Mütarekenin mağlup Türk hükümetine cebren kabul ettirildiği unutulmasın. 18 Kasım Pazartesi günü Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı. Bağdat'ın güneyindeki Divaniye vilayetinden milletvekili Fuat Bey mecliste yaptığı konuşmada İskenderun, Musul ve İstanbul'un işgalini, İstanbul'da işgal kuvvetlerinin yaptığı çirkinlikleri anlattı ve şunları söyledi. Efendiler,
Bendeniz bugün görüyorum ki memleketimiz mütarekenin bize temin ettiği şeref ve haysiyete aykırı bir şekilde işgal altında bulunuyor. Silahlı askerin girdiği yerde işgal vardır. Askeri işgal böyle mi cereyan eder? Bu nedir? Bu askeri işgal değil. Adeta istiladır. Daha doğrusu ilhaktır. ...1919 yılında işgaller büsbütün genişleyecek, 1920 yılında Türklere Sevr Anlaşması dayatılacaktı. İngiliz sömürge imparatorluğuna karşı ayaklanmak üzere olan Hint ve Mısır Müslümanlarına, bütün sömürge milletlere Türklerin kesin olarak yenik düştüğü, kayıtsız şartsız teslim olduğu, İngiltere Başbakanı Lloyd George'un deyişiyle Türkiye'ye en ağır cezanın verileceği gösterilmek isteniyordu. Öte yandan henüz kimselerin fark etmediği fakat ileride hiç beklenmedik sonuçlar doğuracak bir şeyler oluyordu. Çanakkale Deniz Savaşları'nın kahramanı Cevat Paşa, Harbiye Nazırı yani Savaş Bakanı olmuştu. İstanbul'da Fevzi Paşa, Fevzi Çakmak 10 Aralık 1918 tarihinde günlüğüne şu notu düştü. Mütareke aleyhimizde pek fena tatbik olunduğundan her tarafta bahusus zabitan arasında memnuniyetsizlik artıyor. Fevzi Paşa 2 hafta sonra Osmanlı Genelkurmay Başkanı olacaktı. Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, Yemen savaşlarından tanıdığı Albay İsmet Bey'i 24 Ekim'de Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığına getirmişti. İzzet Paşa, Çanakkale Kara Savaşlarının kahramanı Mustafa Kemal Paşa'yı da İstanbul'a çağırmış. Mustafa Kemal 13 Kasım'da işgalin başladığı gün İstanbul'a ayak basmıştı. Kafkasya Savaşları'nın kahraman kumandanlarından Kazım Karabekir Paşa da Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'nın çağrısıyla 28 Kasım'da İstanbul'a gelmişti. İstanbul'da Anadolu'ya uzanacak bir milli enerji birikimi başlamıştı. Bir yandan da Anadolu'da işgal tehlikesine karşı sivil milli cemiyetler kuruluyordu. İstanbul'un işgalini Samsun'a çıkmadan önceki 6 ay içinde Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da yaptığı siyasi çalışmaları ve Osmanlı Genelkurmayı'nda yaşananları gelecek bölümde anlatacağız.